Bodrum'da üretilen 40 metre uzunluğunda 6 lüks kabinli ve 12 kişi kapasiteli Doge Mayer isimli tekne denize indirildi. Bodrum'un İçmeler mevkiindeki Neta Tersanesi'nden kızaklar yardımıyla denize indirilen 40 metre uzunluğundaki 12 kişi kapasiteli Doge Mayer isimli teknede 6 lüks kabin bulunuyor. Dış kısmının vernik yerine boyayla boyandığı teknede 4 kabinde jacuzzi bulunuyor. İç kısmı daha çok motor yatağı andıran teknenin her kabininde LED TV, müzik sistemi, sinema sistemi, DVD oynatıcı, iPod bağlantısı ve mini bar mevcut. Teknede ayrıca iki kabinde farklı konsept oluşturularak yuvarlak yatak modeli uygulanmış. İki kabinde ise double ve single olan yataklar isteğe göre birleştirilip king size yatak yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Teknenin sahibi Tuncay Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada teknenin yaklaşık 1,5 yılda 2 milyon avroya mal olduğunu söyledi. Teknenin üretiminde kullanılan parçaların %95'inin Türk yapımı olduğunu belirten Karakaya, tekne deniz turizminde kullanılacak. Tekneyi günlük kiralama fiyatı mevsimine göre 3.000 ila 7.000 avro arasında değişiyor. Tekneyi 15 hafta değerlendirmemiz lazım, dedi. Çok lüks tekneler, gemiler yapılıyor. O gemilerdeki kalite standardı da çok yüksek. Bir o grup şeye taşıdı. Onlar yükselince. Yükselince bir grup oraya kaydı benim düşünceme göre. İkincisi de bu teknecilikte çok özel bir iş bu. Yani bir de piyasada halk zenginleştikçe özel yatları olmaya başladı. Yani kendileri özel yatlar alıyorlar. Tabii o grup özel yat alan bir grup oldukça piyasada. Tabii ki charter'da azalmalar başladı. Azalmalar başlayanda da imalat düştü. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadonsa, Bodrum'da üretilen tekneleri dünya markası yapmak istediklerini söyledi. Bu nedenle yurt dışında çeşitli fuarlara katıldıklarını anlatan Kocadon, tersanecilere bu sektörün ayakta kalması için her türlü desteği vermeye hazırım. Sektör biraz sıkıntı yaşıyor ama bu konuda kendimizi de biraz suçlamamız gerekiyor. Kendi yarattığımız markayı iyi tanıtamıyoruz. Tanıtıma ve pazarlamaya biraz daha önem vererek teknelerimizi dünya pazarında tanıtmalıyız, dedi. Bundan sonra da bu bölge zaten bizim ileride yaptığımız projelerin en başında gelen bir bölge, İçmeler bölgesi. Bu güzel ahşap Bodrum guletlerinin bütün dünyaya örnek olmasını, marka olmasını ve bu ekonominin canlı tutulması için her türlü desteği vermeye hazırım. Özellikle son günlerde bir müşterilerde sıkıntı yaşanıyor. Evet. Fakat bunda da yine kendimizin de biraz suçlamak lazım. Kendi yarattığımız bu markayı maalesef iyi tanıtamıyoruz, iyi pazarlayamıyoruz. Onun için tanıtıma ve pazarlamaya biraz daha önem vererek bu ahşap yatlarımızı dünyada ve özellikle bütün denizlerde görmek isteriz. En büyük desteğimiz de bu olacak zaten. Onun için her türlü desteği veriyorum.